siyah sarımsak bir tür değildir. Yani bildiğimiz sarımsak gibi dikim usulü üretilmiyor. Siyah sarımsak bir fermantasyon ürünüdür. Yani en basit tabirle fırınlama teknolojisidir. Türkiye'de yetiştirilen sarımsaklar belli koşullarda fermente ediliyor. Ortaya görüntüsü, lezzeti ve faydalarıyla bambaşka bir sarımsak çıkıyor. Siyah sarımsak. Beyaz sarımsaklar tek tek özenle tepsilere diziliyor. Sonrasında fermantasyon cihazlarına yerleştiriliyor. Isı ve nem ayarı yapıldıktan sonra sıra fermente olması için beklemeye geliyor. 15 günle 90 gün arasında 50 derece ile 90 derece arasında değişen sıcaklıklarda bekletilmesi usulüyle siyah dönüşmektedir. Yani tamamen bir tür olmayıp bir proses ürünüdür, inovatif bir üründür. Bunun standardı 60 santigrat derecede 40 gün süreyle %85-90 oransal nemde tutulmasıyla optimum siyah sarımsak besin içeriği ve tadını alabilmekteyiz. Peki beyaz sarımsak nasıl siyaha dönüşüyor? Beyaz sarımsakta glutamil sistein vardır. Bu öncül bileşenidir. Faydalı bileşiklerin oluşmasına sebeptir. Isıl işlem gördüğünde glutamil transpeptidaz enzimi sayesinde salisistein denilen ve salimerkaptosistein denilen kükürtlü amino asitler oluşur. Bu amino asitler affedersiniz. Bu amino asitler suda çözünebilir, kararlı, uçucu olmayan, biyo yararlılığı oldukça fazla olan kükürtlü bileşenlerdir. Şimdi fermantasyon sürecinde bir de Maillard reaksiyonu gerçekleşiyor. Bunu da mutlaka dile getirmemiz gerekiyor. Şimdi Maillard reaksiyonu indirgen şekerlerle kimyasal bir reaksiyondur. İndirgen şekerlerle amino grupların tepkimeye girmesi işlemidir. Bunun sonucunda da melanidin pigmenti oluşur. İşte sarımsağı siyah rengini veren melanidin pigmentidir. Bu Maillard reaksiyonu sonucunda oluşan böyle bir reaksiyon oluşur. Biz bunun sonucu olarak rengini siyah görmekteyiz. Beyaz sarımsağın fermente edilmesiyle sadece rengi ve kokusu değişmiyor. Siyaha dönen sarımsağın faydası da kat kat artıyor. Biyolojik etkileri, biyolojik yararlılıkları, fiziko-kimyasal, biyokimyasal özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. Siyah sarımsak besin içeriği bakımından biraz daha yoğundur beyaz sarımsağa nazaran. İçerisinde indirgen şeker, amino asit, protein, mineral, organik asit, fenolik bileşikler ve kükürtlü bileşenlerce oldukça zengindir. Türkiye'de siyah sarımsak üretimi yapan iki firma bulunuyor. COSGAP desteğiyle kurulan firmalar şimdi yurt dışına yapacakları ihracat için hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda biz İstanbul'da yapılan TÜYAP'ta bir fuara katıldık. Çok büyük bir ilgi oldu. İşte bu fuar sebebiyle yurt dışından birçok bağlantılarımız oldu. İşte Almanya'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan oldukça talepler var. Hani yakın bir tarihte bu ülkelere ihracat yapacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca siyah sarımsak milli gururumuz olma yolunda ilerliyor. Dünya çapında düzenlenen yarışmada Türk siyah sarımsağı mükemmelliğe saygı ödülüne layık görüldü. Bu firmalardan bir tanesi faaliyet gösteren 2018 yılında Avrupa'da yapılan bir yarışmada mükemmelliğe saygı ödülüne layık görülmüştür Türk siyah sarımsağı. Bu 60 kategoride 400 küsur üründen tıbbi ve baharat bitkileri klasmanında mükemmelliğe saygı ödülüne layık görüldü. Bu ödüle layık görülmesindeki en büyük etkenler de paketleme tarzı, Avrupa standartlarında lezzeti ve kalitesi, diğerlerinden ayırıcı özellikleri. Bu bizim için de milli bir onurdur. Şimdi bu firma birçok fuarlarda da yer alarak şimdi Avrupa'da mesela ihracat anlaşmaları yapılmıştır. Öncelikle ilk ihracatlar Almanya, Azerbaycan ve Rusya'ya yapılacaktır. Buradan da Avrupa'ya kapıları açılacağını düşünüyorum. Bu milli bir onurumuz derken de şunu kastetmek istiyorum. Eğer bu potansiyel artırılabilirse ülkemizde yan sanayi kolları gelişecek ve ihracat potansiyelimize de yansıyabilecektir.